Filiz'in günlüğüne hoş geldiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgilerle yine karşınızdayım. Mutfaktan temizliğe, alışverişten cilt bakımına kadar tüm bilgileri sizler için toplamaya devam ediyorum. Bugün konumuz baharatlar. Mutfağımızdan, yemeklerimizden eksik etmediğimiz baharatlar. Acaba siz hangi baharatları kullanıyorsunuz en çok? Nasılsınız? Teşekkürler. O zaman biz de böyle duralım. Halaya başlıyoruz. Hadi tey 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 diyoruz. Tey 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 tey. Antepli misiniz? Evet. Oo, tam yerine gel. Konya, Antep mi Konya mı? İkisi de. Hem Antep hem Konya. Evet. Oo, ikisi de. Yani. İşiniz mi Antep'te? Evet. Ha, işiniz Antep'te, siz Konyalısınız. Hangi yayılıyız canım? Siz İzmir, ay kafam var ya çorba gibi oldu. İzmir, biz İzmirliyiz, eşim Konyalı, ben Antepliyim. Antep hangisi? Antep gelinisiniz. Evet. Allah. Zor olmadı mı Antep'e gelin yok, gidince hayır. Orada ne yemekler var, ne yemekler öğrendiniz mi? Öğrendik, yemesini öğrendik. Oh, o güzel yemeklerde çok da güzel baharatlar evet, kullanırlar. Evet, evet, siz güzel. En çok hangi baharatı kullanırsınız? Ben çok kırmızı biber, karabiber. İşte bütün baharatları kullanırım. Kekik. Ben kekik çok severim. Evet, kekik. Neleri iyi geliyor bilir misiniz peki? Evet. Kullanırken. Evet. Baharatların neleri? Şimdi hepsini nasıl sayalım? Say Şükran. Say Şükran. Ben biraz otçuyum yani. Evet. Şükran say. Kekik topla. Bahçemde bile vardır evet, evet yani. Bahçemde var. Çok da faydalıdır kekik. Aha. Ama tansiyonlular içmeyecek maalesef. Yani. Karabaşotu mesela. Onları falan, biberiye. Baharatları. Peki sizin memleket? Hep siz soruyorsunuz, bir de biz soralım. Bana soru sordum. Evet. Cevap yapayım. Ankara. Ankara, hemşehriyiz. O zaman bir misket oynarız burada. Evet. Ben kapı gıcırdası oynarım. Gerçekten. O zaman şöyle. Yemeklerinizde en çok hangi baharatı kullanıyorsunuz? Pul biber, karabiber, nane. Peki tadını sevdiğiniz için mi yoksa nelere iyi geldiğini biliyor musunuz baharatların? Tabii tabii bazı şeylere iyi geldiğini biliyorum. Mide ağrısına, oradan kanın sulandırılmasına bazı şeylere iyi geldiğini bildiğim için kullanıyorum. Sormak istiyorum. Yemeklerinizde baharat kullanıyor musunuz? Çok fazla kullanmıyoruz canım. Siz kullanır mısınız yemeklere baharat? Kullanıyoruz ama fazla değil. Ne kullanıyorsunuz mesela? Kimyon. Karabiber. Yanaklar kırmızı biberden mi böyle? Zeytinyağından. Hangi baharatları kullanıyorsunuz? Pul biber yemeklere, köftelere, her şeye. Kırmızı pul biber. Kaşlarınızı niye çatıyorsunuz? Nasıl çatıyor? Böyle. Yok. Çatmam. Güneşe bakalım. Nelere iyi geliyor biliyor musunuz baharatlar kullanırken? Ya kan dolaşımını hızlandırıyor. İnsan ne bileyim yani vücudu yeniliyor yani. Genelde onları kullanıyorum ben. Karabiber, kırmızı biber. Yani pul biber yani kırmızı pul biber. Toz biberin içinde ne bileyim kremi deziliyor bilmem ne diyorlar ona güvenmiyorum. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Size bir sorum olacak. Yemeklerinize baharat kullanır mısınız? Hayır kullanmıyorum. Neden? Bir kere sağlıklı mı değil mi garantisi yok. Yani çekilmiş olarak verildiği için. İkincisi de midevi olmadığı için kullanmam. Yemeklere baharat kullanıyor musunuz? Tabii ki kullanıyoruz. Hangi baharatları? Özellikle pul biber tabii, karabiber. Nelere iyi geliyor biliyor musunuz kullanırken? Antitoksin. Padişahım. Şöyle izah edeyim o zaman ben size. Baharatta vitamin deposu olduğu için birçok faydalı şeyler yarabiliyor. Ama tam olarak neye yaradığını bilmiyorum. Yemeklerinize baharat kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Hangi baharatları? Ay, karabiber, kekik, kimyon, genelde nane bunlar. Sorry, don't speak Turkish. Allah'ım, hiç Türk bulamayacak mıyım Eminönü meydanda? Ne oldu?
Niye sinirlendiniz? Kim sinirlendi? Yok. Kiminle ilgili konuşuyorsun? Kalabalığa bakıyorsun. Annem pek çıkmıyor. Diyorum ki hafta içi böyleydi. Hafta sonu görsen. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok zor soru sorma. Çok zor sormayacağım. Yemeklerinizde baharat kullanıyor musunuz? Evet. Hangilerini? Marka olarak mı? Hayır, yok. Hani hangi baharat? Biber ve kırmızı biber kullanıyorum ben. Toz biber, nane. Nelere iyi geldiğini biliyor musunuz? Çok da bilmiyorum. Genel olarak hepimiz, ben de öyleyimdir, karabiberi, pul biberi yemeklerden eksik etmem. Bir de kimyon vardır, her şey içine girer ve hazmı kolaylaştırır. Özellikle yöreye göre de değişir. Yöre mutfaklarına göre kullanılan baharatlar. Önümde bakıyorum, karanfilim var, pul biberim, karabiberim, nanem. Nane de tüm çorbalara çok yakışır. Yemeklere de, bazı yemeklerin tadını değiştirir. Çok lezzetlidir, kullanırız. Hatta size şöyle küçük bir deney yapacağım baharatlarla ilgili. Burada bir karabiberimiz var. Bazen evimizde böyle yaramazlar olabilir ve bu tuzla karabiberi birbirine karıştırabilir. Aslında ayırabiliriz. Şöyle karıştırdık. Plastik bir kaşık alıyoruz. Saçımıza sürüyoruz. Statik elektriği yüklüyoruz şu anda. Saçlarımızdan. Yeterli bence. Şimdi dikkat. Nasıl toplandığını görebiliyor musunuz karabiberin? Statik elektrik yüklendiği için tuzla karabiber karışırsa, gördüğünüz gibi karabiberler kaşığı değdirdiğiniz anda yapıştığını göreceksiniz. Bu işlemi birkaç kez yaparsınız. Saçınıza dokundurduktan sonra plastik kaşığı tuzla karışımın içerisine batırdığınız zaman karabiberler toplanmış oluyor. Böyle ufak eğlenceli bir deney yaptık sizin için. Bir de sizin için şunu araştırdık. Ben de evde baharatları zamanında çok bozmuş bir insanımdır. Neyin nasıl saklanacağını bilmediğimiz zaman baharatların, bu bizim için hem sağlığımız için de tehlike yaratabilir, hem de yemeklerin tadını da kaçırabilir, ama en önemlisi şey sağlığımız için dikkat etmemiz gerekiyor. İşin uzmanına gittik, Mısır çarşısına gittik sizin için. Bakın aslında baharatlar nasıl saklanması gerekiyor. Özellikle pul biberi duyduğunuz zaman çok şaşıracaksınız. Baharatlar hayatımızda o kadar yoğun ki mutfağımızda hiç eksik etmeyiz. Tüm yemeklerimizde kullanırız. Hatta bazen salatalarımız, mezelerimiz hepsinin içine girer. Ama biz bu baharatların çoğu zaman tadı hoşumuza gittiği için tüketiyoruz. Neye iyi geliyor ya da gelmiyor hiç bilmiyoruz mesela yemeğin içinde. Şimdi baharatlar hayatımızın vazgeçilmez bir unsurları. Ben size tasnif edeyim baharatları. Mesela karabiber, tarçın, yeni bahar, kimyon. Mutfağımızın vazgeçilmez unsurları. Karabiber biliyorsunuz Türk halkı pilavlarda, bütün yemeklerde kullanılır, köftede kullanılır. Tarçın daha çok tatlılarla beraber gider. Aynı zamanda bazı profesörlerimiz şeker hastalığına da yararlı olduğunu söylüyorlar. Onlara itibar etmek lazım. Öyle kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemek gerekir. Yeni bahar bizde iç pilav. Mesela iç pilav. Dolmalara, zeytinyağlı dolmalara çok güzel kullanılan bir baharattır. Kimyon bizim köfte, kebap ve köftenin vazgeçilmez baharatıdır. Midevidir. Özellikle şeyden mi acaba kimyon mesela hazmı kolaylaştırdığı için? Evet, şimdi kimyonun hazmı kolaylaştırma özelliği vardır. Ve bizim mutfağımızda köfteye, kıymaya yapılan köfte de çok güzel gider. Diğer yemeklere de kullanılır. Mesela patates salatasında çok güzel gider. Hazmettirici, çok güzel, vücuda çok yararlı bir baharattır. Gelelim kırmızı biberlere. Artık halkımız kırmızı biberleri biliyor. Tatlı kırmızı biber var. Yemeklerimizin vazgeçilmez bir baharat o da. Pul biber, kebap türü şeylerde Güneydoğu'ya has bir şeydi. İstanbul'a sonradan lanse edildi ve şimdi pul biber bizim vazgeçilmez bir baharatımız. Acısı var, tatlısı var ama genellikle acı. İsot denen Urfa'ya has bir pul biberimiz var. O da çok güzel. Onun da apayrı bir lezzeti var. Diğer kekik, nane biliyorlar. Kekik mesela astım bronşite çok faydalıdır. Et yemeklerinde, bilhassa ızgara et yemeklerinde çok güzel gider. Nane çorbalarda. Midevidir, bulantıyı keser. Nane çok güzel bir baharatımızdır o da.
Şimdi analarını söyledim. Yani ana grubu söyledim. Özellikle en çok mutfağımızda kullandığımız. Mutfağında en fazla kullanılan baharatlar bunlardır. Bunun yanında tane karabiber var. Şimdi genç bayanlarımız mutfaklarda mesela mix karabiber kullanıyor. Kırmızı, yeşil, beyaz kara karabiberin karışımını soslarda. Fıstık, üzüm var. Dolmamızın vazgeçilmez şeyleri. Fıstık, bergama fıstığı ve kuş üzümü. Bunlar da dolmalarda kullanılır. Fıstık irmik helvasında kullanılır. Peki neye dikkat edeceğiz? Ben mesela şunu merak ediyorum. Bir pul biberi aldık. Bazen biraz da fazla alırız. Aslında yemeklere de az az koyarız. Onu ne kadar süre muhafaza etmek lazım? Ve nerede muhafaza etmek lazım? Bunu da söyleyeyim. Apayrı bir şeydir. Baharatı saklama koşulları çok mühim. Çünkü çabuk bozulanları vardır. Mesela buzdolabında saklayacağımız baharatlar fıstık, üzüm, kimyon, pul biber... Bunlar buzdolabında saklanmalı. Diğer mesela karabiber, tarçın, yeni bahar cam kavanozlarda dışarıda serin yerde muhafaza edilebilir. Buzdolabına koymaya gerek yok. Mesela mahlep bizim çöreklerimizin baharatıdır. Baharat da değildir o. Onu da buzdolabında muhafaza etmek lazım. Çok çabuk bozulur. Alırken neye dikkat edeceğiz peki? Hani bu bayat mı? Nasıl anlayabilir miyiz? Öyle bir yöntem var mı? O tecrübeyle olur. Güvenilir yerlerden almakta yarar var her zaman için. Çünkü değişik hileleri kaldırabilir baharatlar. Güvenilir, bildik yerden almakta yarar var. Baharatlar eski dönemde yemeklere lezzet katsın diye kullanıldığı gibi aynı zamanda şifa amacıyla da kullanılırmış. O yüzden de çok gizli kalmış aslında faydaları vardır baharatların. Birçoğumuz aslında lezzet amacıyla kullanırız. Bazılarımız bilir, bazılarımız bilmez. Bin bir derde devadır. Mesela çörek otu. Sindirim sistemini inanılmaz hızlandırır, hazmı kolaylaştırır ve sayısız faydası vardır. Özellikle astım hastalığına da çok iyi gelir çörek otu. Kimyon var. Kimyonun da özellikle çok keskin bir kokusu ve tadı vardır. Diğer baharatlara göre de oldukça fazla demir içerir kimyon. Kuru nane. Kuru nane kış aylarında özellikle yemeklere tat kattığı gibi kış aylarında da nane limon kaynatırız. Boğazımıza da oldukça iyi gelir. Yine gribal enfeksiyonlar için oldukça faydalıdır ve sayısız hastalığa iyi gelir. Ben yalnızca birkaç tanesi bildiklerimi sizinle paylaşıyorum. Burada karabiberimiz hemen hemen her hastalığa iyi geliyor. Şöyle söyleyeyim size, deri hastalıklarından göz hastalıklarına kadar, kemik hastalıklarından kulak, burun, boğazda kadar her şeyde iyi gelir. Hatta biraz öksürüğümüz olduğu zaman mutlaka zaman zaman siz de deniyorsunuzdur. Böyle biraz balın içerisine karıştırırız. Burnumuza ve ağzımızda o hissettirdiği acı tat bizi aslında oradaki hem mikrobu kırıyordur hem de bizi rahatlatıyordur. Pul biber oldukça güçlü bir antioksidan. Özellikle kilo vermek isteyenler için, kalori yakmak isteyenler için metabolizmayı çok fazla hızlandırır. Sadece bununla ilgili değil tabii. Sürekli kullanımında kan dolaşımını da hızlandırır ve yine birçok hastalığa iyi gelir. Bu sadece benim çok kısa bahsedebildiklerim. Yoksa sayfalarca her yerden araştırabilirsiniz faydalarını, baharatlarımız. Hadi şimdi bu baharatlarımızdan size böyle pratik olarak kullanabileceğiniz bir baharat küpü yapalım. Nasıl yapacağız bu baharat küpünü? Yeşilliklere ihtiyacımız var. Bu yeşillikler sizin arzu ettiğiniz yeşillikler olabilir. Ben bugün maydanoz getirdim, nane getirdim. Hatta burada roka var. Dilerseniz, yemeklerinizde hoşunuza gidiyorsa, nasıl arzu ederseniz. Bunlardan böyle bir tutam alıyoruz. Bu sizin için çok pratik olacak. Yemek yaparken hemen içerisine atabileceksiniz. Nasıl atacaksınız? Birazdan göstereceğim. Bunun için ihtiyacımız olan, sizin yemekte kullanmak istediğiniz, mesela bunu çorbaya atabilirsiniz, çok lezzetli olur. Mutlaka sızma zeytinyağı olursa çok iyi olur. Arzu ettiğiniz yeşillikleri ve baharatları ve bir buz küpüne ihtiyacınız var. İşte bu kadar. Sonra bunları, bu doğradığım yeşillikleri buz küpünün içerisine koyuyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Bunlardan artık o tamamen sizin damak tadınıza göre. Ben birazcık pul biber koyuyorum içerisine.
Nane koymuyorum. Nane zaten içerisine koymuştum. Yani taze nane olarak. Biraz da pul biber koyuyorum. Karabiber koyuyorum. Karabiberle pul biber yemeklerimizin vazgeçilmezi. Karabiber koydum, pul biber koydum, yeşillikleri doğradım. Şimdi üzerine sızma zeytinyağından döküyorum. Bunlar donduktan sonra böyle buz küpleri olacak. Şimdi bunu donması için buzluğa koyuyoruz. Bunlar gördüğünüz gibi dondu. Zaten zeytinyağı çok çabuk donuyor biliyorsunuz. Özellikle ben biraz böyle zeytinin içerisine döktüğüm zaman zeytinyağı ve limon. Dolapta bir saat sonra baktığımda bayağı bir donmuş oluyor içinde. Bakın küplerimiz hazır. Zeytinyağlı, yeşillikli ve baharatlı küplerimiz. İstediğiniz zaman yemek yaparken buzluğunuza muhafaza edin ve bir tane yemeğinizin içerisine atın. Bugünlük pratik bilgilerimiz bu kadar. Maillerinizi bekliyorum. yelizingunluğu@tv360.com.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Unutmayın gündelik hayat şakaya gelmez. Bizi izlemeye devam edin.